Biz varız ekranlarınızdan, hepinize merhabalar. Bugün NBA Draft konuşacağız Furkan Hocam'la beraber. Hocam hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız, iyisiniz? İyi, çok şükür, Allah'ımıza hamd olsun. Allah'a iklersin. Başlayalım hocam, tahmini ilk 15'inizi alalım yavaştan yavaştan. Başlayalım, bu sene güzel bir draft bizi bekliyor. Böyle 5-6 tane çok yetenekli oyuncu var. Bakalım kimlere gidecekler. İstersen bir sıralamayı sayarak senden başlayalım. Direkt takımları sayarak başlıyorum. Başlayalım. Birinci sırada Minnesota var, 2'de Golden State var, 3'te Hornets var, 4'te Chicago var, 5'te Cleveland var, 6'da Atlanta var diye gidiyor. Biz bunlara oyuncuları konuşalım. Aynen öyle. Yoksa uzun sürecek. Senin Minnesota'da düşüneceğin kim? Şimdi Minnesota'da geçen sene açıkçası birkaç böyle kımıldandı. Geçen sene de yukarılardan bir seçim hakkı aldılar. Hani Minnesota elinde şu anda güzel bir kadro var. Bu sene de birinci sırayı aldılar. Ve hani buradan alacakları bu oyuncuyla artık onlar da playoff ve şampiyonluk zorlamaya başlayacaklar. Minnesota'da öncelik benim gözümde şimdi çok iyi bir guardları var. D'Angelo Russell'ı kadrolarına kattılar. Zaten çok iyi bir center'ları var. Karl-Anthony Towns duruyor. Şimdi 3 numaraya da Culver'ı geçen sene draft etmişlerdi. Takımda biraz hani 4 numara ve 2 numara eksiği var. Burada bence draft'ın en yetenekli oyuncusu olan Anthony Edwards'ı birinci sıradan seçip guard pozisyonuna koyup hani işte 2 numaralı oyuncu olarak oynatıp bence gayet yeterli bir playoff takımı kurabilirler. Ben o yüzden Anthony Edwards'ın birinci sıradan seçeceğini düşünüyorum. Sen ne diyorsun? Ben LaMelo Ball dedim. LaMelo Ball. Çünkü hani baktığım zaman internette sürekli LaMelo Ball gözüküyor birinci picklerde. Yani düşününce Minnesota için ne kadar mantıklı olabilir, orası ayrı bir konu ama yani bilemiyorum. Yani şimdi LaMelo Ball'u almaları da mantıklı ama ben hani hala oyuncunun Anthony Edwards'ı diyorsun. Anthony Edwards'ın daha iyi olduğunu düşünüyorum ondan. Hı-hı. Anthony Edwards'ın çünkü geçen sene sayı üretme konusunda ne kadar yetenekli olduğunu da gördük. O yüzden Anthony Edwards'ın birini seçileceğini düşünüyorum. LaMelo Ball kesinlikle çok yetenekli ama şimdi takıma baktığımda Anthony Edwards biraz daha uyumlu olur gibi geliyor evet, bana. Yani LaMelo Ball biraz daha gereksiz oluyor Minnesota için en azından. Aynen öyle. İkinciye evet, geçelim. Golden State'in senin için kimi görüyorsun Golden State'de? Şimdi Golden State'de burası yüksek ihtimalle James Wiseman olacak. Şu anki draft'ın en yetenekli pot altı oyuncusu. Gerçekten hani size olsun, pot altındaki gücü olsun, rebound, blok ve sayı üretme yetenekleri olsun eşsiz bir oyuncu olarak gözüküyor. Hani Golden State takas etmeyecekse bu piki yüksek ihtimalle Wiseman'ı alacak. Ben çok mantıklı olacağını düşünüyorum açıkçası burada Wiseman'ı draft etmelerin. Çünkü takımını biliyoruz sonuç olarak. İşte Curry var, Klay Thompson var, Green var ama pot altında bir eksik var. Wiseman bence o eksiği gayet iyi doldurur. Ben de ikinci sıraya James Wiseman'ı yapmışım. Hani bakıyorum istatistiklere, 30 points atmış, 16 rebound, 0.5 asistle oynamış. Olağanüstü istatistikler. Yani çok iyi bir hani şut şeyi var, hani points var. Türkçesi gelmedi aklıma. İstatistik sayı olarak. Golden State için yani ihtiyacı olan bir oyuncu, o yüzden mantıklı olabilir. Bence de mantıklı yani. Ama Golden State'de dediğim gibi olağanüstü bir yönetim var Golden State'de. Hani bu piki harcamazlar yani. Bir şekilde ya takasta kullanıp çok önemli parça alacaklar ya da Wiseman draft edecekler. Ama yakın zamanda göreceğiz. Ben de açıkçası Golden State'in yani yapacağı şeyi çok merak ediyorum. Üçüncü pike geçelim. Hornets ne düşünüyorsun? Kimi düşünüyorsun daha doğrusu? Hornets'e takımda hiç kimse yok. Hani bir tane yetenekli Allah'ın kulu sayamam. O yüzden hani çok baştan başlamam lazım draftlara. Benim aklıma burada LaMelo Ball geldi. Çünkü lider karakterli bir oyuncu. Ve hani yapabileceklerini az çok biliyoruz. Yani abisinden de inşallah iyidir. İnşallah. Abisi çok büyük balon çıktı. Ama LaMelo'nun şutu falan hani yıllardır çok göz önünde olan bir oyuncu. LaMelo'nun o yüzden takıma iyi bir etki yapacağını düşünüyorum. Zaten LaMelo hani uzun, aynı zamanda guard, yani bir cüsseli bir guard. İçeri de girebiliyor çok güzel. Penetresi, şutu, savunması çok iyi olmasa da yani diğer özellikleri tam bir oyuncu. Ben Charlotte'ın bu oyuncuyu alacağını düşünüyorum ve gayet faydalı olacağını düşünüyorum. Sen kimi düşünüyorsun? Anthony Edwards'ı yazmıştım üçüncüye. Dediğin gibi hani Hornets çok boş bir takım şu an. Yani herkesi yazabilirsin oraya aslında. Herkesi yazabilirsin.
Yani daha mantıklı olabileceğini düşündüm, bilmiyorum. İşte Lamelo'nun, yani Lamelo'yu kimin tercih edeceği önemli burada. Bazı draftlarda hani birinci sırada gözüküyor ama bazıları ilk 5'e giremeyeceğini falan söylüyor. Lamelo o yüzden çok muallakta. Ama en uygun takım ona bence Charlotte Hornets olur. Devam edelim istersen. Dördüncü pikte de Chicago Bulls geliyor. Chicago Bulls'a baktığımızda geçen sene çok iyi bir point guard seçtiler. Kobe White hani ligin özellikle karantin öncesindeki maçlarında gayet iyi oyunlar sergiledi. Neler yapabileceğini gösterdi. Arda arda 4 ya da 5 30 sayılık performansları vardı. Small guard'da zaten ellerinde Zach LaVine var. Pot altında da önemli isimleri var. İşte geçen sene draft ettikleri 2 oyuncu var. O yüzden onların biraz daha nasıl diyeyim, böyle o 3 numara pozisyonunda birkaç işi yapabilecek yetenekli bir oyuncuya ihtiyaçları var. Bu yüzden benim aklıma ilk gelen isim de Avrupa'dan gelen bir abimiz olan Deni Advica var. Ben 4. sıraya Deni Advica'yı yazdım. Oyuncu özellikleri olarak hani size'ı var, şutu var, hani penetresi var, savunmasının iyi olduğu söyleniyor. Bir de tekniği hani, Euroleague'den geliyor, tekniği var. Kesinlikle Euroleague'den oyuncuların ne kadar etkili olduğunu gördük son zamanlarda. Hani Luka örneği var önümüzde. Zaten Luka'ya benzetildiği söyleniyor oyun tarzı olarak. Ben çok iyi bir pick olacağını düşünüyorum açıkçası Chicago için. Bakalım göreceğiz. Ben de Deni Advica'ya yazmıştım. Euroleague'den geliyor sonuçta. İsrail Sırplı 19 yaşında. Hani Euroleague'den gelmesi dediğim gibi teknik bir şey var sonuçta. Hatta Ardar'dan tutmam kardeşimin dediği bir şey, Euroleague daha iyidir NBA'den. NBA show'dur diyor. Bir yandan da haklı, Euroleague daha teknik bilgilere sahip bir... Göreceğiz bakalım. Yani öyle düşünüyorum. 5'e geçelim istiyorsan Cleveland. Evet, Cleveland. Cleveland'da Ardar'da hani 2-3 yıldır sanırım üst sıralardan, 2 yıldır üst sıralardan draft ediyor. Artık hani 2 tane guard aldılar. Bir tane 3 numara aldılar. Oyuncuların performansları yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Onlara artık bir tane uzun lazım. Bir 4 numara, bir 5 numara lazım. Draft'ta da hani James Wiseman'ın aşağıya kalmayacağına göre en mantıklı tercih Obi Toppin. Gerçekten iyi bir oyuncu. Şutu ve pota altındaki seri bir şekilde sayı bulma özellikleri var. Fundamentals çok iyi. Gerçekten hani çok potansiyelli olarak görüyorum. Hani senin dediğin gibi geliştirme anlamında hani oyuncu başlarda hani çok büyük bir prospekt olarak gözükmemesine rağmen ard arda hani son 2 yılda kendini parlatmasından dolayı hani üst sıralarda seçilmesi bekleniyor. Ben Cleveland için en mantıklı tercihin o olacağını düşünüyorum. Ben de aynı oyuncuyu yazdım. Topuna yazdım. Yani ortalama bakınca 22.8 ile oynamış. 8.6 rebound ve 2.5 de asist ortalaması var. Gayet iyi bence. Bence de gayet iyi bir istatistik. 6'ya geçelim. Atlanta Hawks'un seçimi. Atlanta'da hani birkaç yıldır tanking yapan, işte draft hakları bulmaya çalışan takım. Trae Young geldi. Birkaç tane daha genç isim geldi guard pozisyonlarına. Ama biraz daha açıkçası nasıl derler, gelen oyuncular biraz daha skorer tipli oyunculardı. Hani savunma konusunda Atlanta'nın bir sıkıntısı var. Bu sene de gördük zaten. Çok sayı atan ama aynı zamanda çok sayı yiyen bir takım. O yüzden bir center ellerinde var. Ben diyorum ki 3-2 oynayabilen güçlü bir, böyle savunması iyi olan bir oyuncu alsalar 10 numara olur diye düşünüyorum. Burada da Isaac Okoro benim ilk aklıma gelen isim. Sen ne düşünüyorsun? Ben Onyeka Okongwu yazmışım. Adı biraz zor. Saygılar abi. Hani 19 yaşında Lonzo Ball ve Lamelo Ball'la da oynamış. Aynen. Bunu bilmiyordum. Gözüküyordu. Hani hem PF ve center oynuyor. O yüzden mantıklı olabilir. Ya, iyi bir tercih olabilir aslında. Aynen. Göreceğiz zaten. Hızlı geçelim. Detroit geliyor 7'de. Detroit'te ben işte sen dediğin Okongwu abimizi yazdım. Çünkü Detroit'ten takımı tamamını boşaltmak istiyor. Ellerinde Derrick Rose ve Blake Griffin var. Ama pot altında center'a bir oyuncu lazım bence. O yüzden Okongwu'yu yazdım ben oraya. Ben de Patrick Williams yazdım. Patlayıcı güce sahip iyi bir savunma oyuncusu. Evet, mantıklı. Diğer oyunculara göre de daha iyi fiziki bir şey vardı kolejde. O yüzden onu düşündüm. Güzel tercih. 8'de lanetli takım New York Knicks var. Sen New York Knicks için kimi düşünüyordun?
Thijs Harbyton yazmışım. Biraz zor bunların adları soyadları ve o yüzden kusura bakmayın. Yani çok iyi sağ görüşüne sahip, çok iyi paslar şutlar yapabilen bir oyuncu olduğu gözüküyor. Ben Halbrighton için yani çok iyi bir şutör değil ama ben New York'un Killian Hayes'i seçeceğini düşünüyorum. Yani tam bir point guard, size'ı olan özellikle, hani diğer point guardlardan ayıran özelliği zaten size'ı olması ve Euroleague'den geliyor aynı şekilde. Ben onun 8'den önce bile seçileceğini düşünüyorum ama en iyi adresi onun için New York Knicks olacağını düşünüyorum. Bakalım neler olacak. Washington'a geçiyoruz 9. sırada da. Kime yazmışsın? Ben Patrick Williams'a yazdım. Sen? Ben Isaac Okoro'ya yazmışım. Isaac Okoro. Patlayıcı güzel. Bir sağlam temellere de dayanan patlayıcı bir gücü var. Evet. Güçlü yönlemleriyle oynuyor. Yani çok iyi bir oyuncu olduğu gözüküyor en azından. Patrick Williams için de ben hani güzel bir combo forward. Hani savunmada iyi işler yapabilen bir atlet. Açıkçası Washington'da da hani Beal ve Wall'un dönüşüyle özellikle böyle bir oyuncu ihtiyaçları olabileceğini düşünüyorum. Sonuç olarak 4 numaraları da var. Yani ya iyi bir center bulacaklar ya da Patrick Williams'ı alacaklar diye düşünüyorum. Onda Phoenix Suns geliyor. Phoenix'in bu draft hakkında ben hala takas edebileceğini düşünenlerdenim ama kesin bir şey yok. Seçerlerse de Ty Halbrighton'ı seçerler gibime geliyor. Bana oyunu okuyabilen ve pas atabilen bir oyuncu. Şutu biraz düşük, az önce de konuşmuştuk zaten senin yazdıklarında. Ama ben Phoenix'e bence gayet katkı vereceğini düşünüyorum. Ben de Killian Hayes'i yazmışım. Point guard'da shooting guard olarak oynuyor. Evet, aslında gerçekten o da çok etkili olur. İyi bir atletizme sahip, hızlı bir şekilde hız ve yön değiştirebilme özelliğine sahip evet, bir oyuncu. Evet, o yüzden mantıklı bir olabilir. 12. sıra. 11'deyiz. 11 pardon. Kim var 11'de? San Antonio'da ben Devin Vassell'ı yazdım. Devin Vassell gerçekten hani ben bu gerilerden seçilip de hani bazen patlayan oyuncular vardır. Devin Vassell öyle olacağını düşünüyorum. Güçlü bir oyuncu, çok hani atletik bir hani wing derler ya NBA'de. O tarz bir oyuncu, şutu da var ve hani San Antonio için gerçekten olağanüstü bir oyuncu olur. San Antonio'da bu tarz oyuncular var aslında ama bence seviye atlatabilir San Antonio'ya. Mantıklı. Ben de Aaron Nesmith'i yazmışım. Small forward oynuyor. Bir sakatlığı olmuş sezonda. Ondan önce ilk yarısında inanılmaz istatistikler çıkarmış. Son derece iyi bir şutör olduğu söyleniyor bu oyuncunun. Bakalım göreceğiz. Sonraki seçimimiz Sacramento oluyor. Sacramento 12. sıra. Sacramento'da da bu sene açıkçası en sessiz takımlardan biriydi. Ellerinde hala Darren Fox ve Buddy Hield var. Gerçekten iyi iki isim. Onların yanına ekleyecekleri parçalarla seviye atlamak isteyecekler. Burada benim aklıma işte senin dediğin Nesmith geldi, Aaron Nesmith. Çünkü şimdi Buddy Hield iyi bir şutör, Darren Fox iyi bir skorer. Oraya biraz daha güçlü ve mücadeleci bir SGSF çok etkili olabilir. Aaron Nesmith'i de bu arada Robert Covington'a benzetebiliriz. Çok iyi bir savunmacı. Aynı zamanda hani hem rebound ve o saha içerisindeki mücadele işlerini yapan bir oyuncu. Ben açıkçası Sacramento'da bu tarz oyuncu olmadığını düşünüyorum ve etkili olacağını inanıyorum. Mantıklı. Ben Devin Vassell yazmışım. Shooting guard ve small forward oynuyor. Hani bu yıl NBA draftlarında en atletik oyunculardan biri olduğu söyleniyor. Evet, çok atletik olduğu söyleniyor. Bakalım izleyeceğiz. Ve her iki tarafta da hani hem şey olsun, atak olsun hem de savunma olsun evet, iyi iş yapabildiği söyleniyor. Direkt hızlıca 13. sıraya geçelim. 13'te kim var? 13'te New Orleans seçim var. Ben New Orleans için kimi söyledim? Aaron Nesmith söyledim. Bence bunda da iş yapabilir New Orleans için. Ama New Orleans'ta da nereye eksik var diye düşünüyorum. Oraya da aslında Aaron Smith'i yazmamın nedeni. Aaron Smith daha önce de yazmıştım. Burada gerçekten çok etkili bir iş yapabilir. Aynı zamanda Cole Anthony'yi de alabilirler. Cole Anthony bu arada eski bir NBA basketbolcusunun oğlu. Hani babasının efsanesini tamamlamaya geliyor. Bunu şey için söyleyebilirim, New Orleans için söyleyebilirim. Çünkü hani scorer guard, daha doğrusu bir point guard'a ihtiyaçları var. Lamelo'nun ne olduğu belli değil hala. Lonzo'nun, özür dilerim. Aynen, Lonzo. O yüzden... Belki kardeşi de öyle çıkar, belli değil. İşte Lonzo'nun ben tam takıma bir point guard olarak görmediğim için Cole Anthony'yi söyleyebilirim burada rahatlıkla. Ben de bir point guard olan Kirel Davis Jr.'ı gördüm. Yani çok fazla bir bilgi bulamadım bununla ilgili ama
Hani point guard olarak bir mantıklı düşünüyorum. Yani evet, New Orleans'a biraz daha guard lazım. Bu isimlerden birini alacaklar yüksek ihtimalle. 14. seçim hakkı. Boston'dayız. Evet. Kimi düşünüyorsun Boston'da? Sadık Bey. Evet, gördüm onu. Garip bir yani bunu birçok kaynakta bu oyuncunun çok beğenildiği söyleniyor. Ve Sadık Bey'in de iyi bir üçlükçü ve aynı zamanda savunmacı olduğu söyleniyor. Yani büyük takımlarda, Celtics gibi takımlarda iş yapabilen tipte bir oyuncu. Bakalım, göreceğiz. Sen ben, gelir mi? Seçerler mi? Sen kimi düşünüyorsun? Ben başka bir oyuncu düşünüyorum. Adı da bismillahirrahmanirrahim. Alexey Pokusevski diye gözüküyor. Pokusevski. Pokusevski mi artık, neyse. Olympiakos'tan gelen bir oyuncu. 18 yaşında. 26 Aralık 2001 doğumlu. Sırp Yunan. Yani Boston'da iyi bir iş yapabilir olarak görüyorum ben kendisini. Ya onu ben de not aldım ama ilk 15'ten seçileceğini düşünmeyen çok taraf vardı. Pokusevski'nin çok ekstra yönleri var. Hani bir center için çok iyi top sürüyor. Çok iyi şutu var. Hani beklentiler ondan yüksek değil. Ama çok iyi bir şekilde bir yerlerden kendini gösterebilir. Açıkçası hani öyle görüntüleri var ki Pokusevski'nin. Şöyle bir karmaşa verebilirim size. Porzingis'e yok hiç karışım bir şey duruyor oyuncu. Gerçekten çok etkileyici. Çok merak ediyorum açıkçası. Ki burada gene Euroleague'den geldiği için bir evet, teknik bilgisi var. Onun yani o da önemli bir açıkçası büyük takımlar için. Son seçim Orlando'da 15. sıra. Orlando için kimi yazdın? Precious Achiuwa'yı yazmışım. Ben Jalen Smith'i yazdım. Evet, gerçekten değişik isimler var. Jalen Smith bir power forward. Bu sene Orlando Aaron Gordon'ı yollamayı düşündüğü için bu pozisyonu bir oyuncu alabilirler diye düşünüyorum. Aslında buralarda bir guard kalırsa yukarıdan seçilmeyen kesinlikle yapışacaktır Orlando. Ama çok düşük ihtimal. O yüzden yine Jalen Smith ellerine kalacak gibi. Çok iyi bir savunmacı ve yetenekli bir isim. Son olarak bir de senden duyalım, sen kimi tercih edeceklerini düşünüyorsun. Achiuwa'yı demiştim. Hani çünkü baktığımız zaman o da point forward ve atletik olarak oldukça iyi iş çıkaran bir oyuncu. Çok iyi alan yaratma özelliğine sahip de bir oyuncu. O yüzden mantıklı olabilir Orlando için. Mantıklı olabilir. Orlando'nun işte o pot altındaki kalabalığını gönderebilirlerse gerçekten bu tercihi yapacaklardır. Son olarak Ömer Yurtseven, milli oyuncumuz için de bir konuşalım. Daha önce hani Fenerbahçe'nin altyapısından çıkıp işte Zeki Obradovic zamanında oynamıştı. Biliyoruz az çok. O ardından ben NBA'de kolejde okumak istiyorum deyip ayrılmıştı Fenerbahçe'den. Arda da geçen senelerde sakatlık yaşadı. Bu sene seçilecek, draftlara katıldı. Onun ilk 45'ten sonra seçileceği düşünülüyor. Hani öyle beklentileri var. Hani güçlü bir center, reboundçı. İnşallah iyi bir takıma gider ve sürü alır. İyi takımımızın böyle bir oyuncuya ihtiyacı var çünkü. Başarılar dileyelim ona da. Aynen öyle, başarılar diliyoruz. Videoyu da sonlandıralım istiyorsan hocam. Sonlandıralım hocam. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.